Dünyayı yönetmeye kalkan tarikatlar. Siz dünyayı sadece siyasilerin yönettiğini mi sanıyorsunuz? Dünyada öyle tarikatlar var ki misyonları ve temsilcileriyle tüm gücü elinde tutmaktalar. İngiltere'den Fransa'ya, Japonya'dan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar yayılan tarikatlar tarihi süreç içerisinde dini motiflerle temel kazanırken dünya genelindeki siyasal beklenti ve amaçlarıyla da gündemdeler. Bu tarikatların birçoğu döneminde kapandı ya da ilgili devletler eliyle yok edildiler ama uzantıları bugün de etkinliğini sürdürmekte. Uluslararası ilişkiler uzmanlarının yorumlarında bu tarikatların sadece kendi cemaatlerini değil, siyasileri de kontrol altında tuttuklarına yer veriliyor. Birbirinden ilginç ritüellere sahip bu tarikatlar gayelerine göre şiddete başvurmaktan da geri kalmıyorlar. İşte dünyanın en bilinen ve etki alanı en yaygın tarikatlarından bazıları. Masonluk ve masonik işaretler. Mason kelimesi taş ustası anlamına geliyor. Başlangıçta mason locaları gerçekten masonlardan yani taş ustalarından oluşurken sonra nedeni bilinmeyen bir şekilde taş ustası olmayan birkaç kişi bu loncalara girdi ve bu akımla birlikte oluşan yeni gruba hür ve kabul edilmiş mason adı verildi. Masonlukta sır olarak nitelendirilen şeylerin başında masonik işaretler, sözcükler ve simgelere verilen anlamlar gelir. Illuminati'nin kabalacısı 1776 yılında Almanya'nın Münih kentinde Adam Weishaupt isimli kabalacı bir hukuk profesörü ve Baron von Kinney önderliğinde kurulan gizli bir topluluk 1774'te temele atılan illi aydınlanmış olanlar anlamına gelmektedir. Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmek. Kilisenin düşünce tarzını ve dayatmalarını reddeden Galileo Galilei bir topluluk kurarak bu dogmalarla mücadele etmek ve parlak gençleri ve aşırı derecede zeki insanları bünyesinde toplamak istedi. Trilateral komisyonun teknik adamları 1973'te David Rockefeller, Harry Kissinger, Zbigniew Brzezinski tarafından kurulan gizli bir örgüt. Tohumları Amerika Birleşik Devletleri'nde atılan yeni dünya düzeni fikrini tüm dünyaya, yani Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'ya daha iyi yayabilmek için oluşturulmuştur. Brzezinski 1973-1976 arasında başkanlığını yapmıştır. Tarikatın simgesi şu şekildedir bir kürenin üç yanından üç üçgen uzayarak kürenin ortasında buluşurlar. Ama birleşmemişlerdir. Bunları birleştirdiğiniz takdirde tek bir büyük üçgen meydana çıkar. Her bir üçgen trilateralin üç bölgesini simgeler. Üçgenler muhtemelen piramiti simgelemektedir. Büyük üçgen de büyük piramittir. Büyük piramitin birleşmemiş olması tek dünya devletinin henüz kurulmamış olduğunu gösteriyor olabilir. Opus Dei ve Elitist ekip. 2 Ekim 1928'de Madrid'de sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguer Albas tarafından kurulan 79 yıllık İspanyol asıllı bir örgüt. Katolikliğe sadık, laik iş ve meslek sahiplerini bir araya getirerek Papa'ya Vatikan dışında destek olacak, varlıklı ve iyi eğitim görmüş elit bir kadroyu oluşturmak amacıyla kurulan bu örgüt, günümüzde Vatikan'da en etkili laik kurum. Her ülkede de örgütten sorumlu bir kardinal bulunmakta. Kuru kafa ve kemik tarikatı mevki peşinde. New Haven'daki Yale Üniversitesi'nde 1832 yılında William Russell öncülüğünde kurulan bir grup, Yale'li öğrenciler tarafından kuruldu. Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı, Yeğil'in diğer gizli örgütleri, Ferman ve Anahtar, Kitap ve Yılan, Kurtbaşı, Eliyahu ve Berzelius arasında en eski ve en itibarlı olanıdır. Bu üniversitenin son sınıf öğrencilerinden her dönem sadece 15 kişi seçilerek bu örgüte girebiliyor. En büyük hedefi yeni dünya düzeninin gerçekleştirilmesidir. Tarikata katılanlar yeni dünya düzeni ana hedefi esas alınarak eğitilirler. Bohemian Kulübünden Sözde Etkinlikler. 1872'de kurulan bir örgüttür. ABD'nin batı yakasındaki elitleri bu topluluğun üyesidir. Cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu topluluğun üyesi. Faaliyetleri son derece gizli olan topluluğun özel vadisine giriş ABD devlet güçleri tarafından engellenmektedir. Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. Bine yakın ABD eliti sürekli olarak hafta sonu Kaliforniya'da veya diğer eyaletlerdeki çiftliklerde toplanıp törenler yapıyor ve gizli ritüeller uyguluyor. Alef ve Yüce Gerçek Japonya'daki Aum olan eski adıyla bilinen Alef, Yüce Gerçek, Dünyanın en fanatik ve en tehlikeli tarikatı. 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayı amaçlayan Alef'in Tokyo'da 1995'te metrolara gazı ile düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü, 5500 kişi ise zehirlendi. 15 kişinin öldüğü başka suçlardan da mahkum olan tarikat lideri Shoko Asahara 2009 yılında idam edildi. 2000 üyesi olduğu söylenen ve istihbarat tarafından gözetlenen Alef, Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlandı. Boko Haram haram işliyor. Kuzey Nijerya'da şeriat adına insanları kaçırarak ve öldürerek dehşet saçıyor. 2009 yılından beri 6 bin kişinin ölümünden sorumlu olan ve batılı tarzda eğitim yasaktır anlamına gelen Boko Haram tarikatı son olarak kuzeydeki Şibok kentinde bulunan yatılı bir kız okulundan 150 kadar öğrenciyi kaçırdı. ABD Başkanı Barack Obama terör örgütünü baş düşman olarak tanımladı. El Kaide ideolojisine yakındır. Halen faaldir. Ku Klux Klan örgütü ile gelen ırkçılık 24 Aralık 1865 yılında ABD'de Tennessee eyaletinde kurulan siyahi karşıtı ırkçı gizli örgüttür. Kurucuları büyük büyücü olarak bilinen Nathan Bedford Forrest, yüzbaşı John Lester, binbaşı James Crow John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard Reid, Mark O. McCord'tur. Ku Klux Klan örgütü, Amerikan İç Savaşı sonrasında siyahilerin kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve siyah ırk, beyaz ırk eşitliğine karşı çıkmıştır. Şiddet ve teröre başvuran örgüt, günümüzde bazı bölgelerde sadece yerel bazda faaliyet göstermektedir. Gül, Haçlılar örgütünün sapkın sonu. 16. yüzyılda Avrupa'da kurulan ezoterik bir örgüt. Adı gül ve haçtan oluşan en önemli simgelerinden türetilmiştir. Gül haç felsefesinin dayanağının tantrik seks olduğu konusunu sürekli işleyen Jennings, bir mason simgesi olan Süleyman mührünün iç içe geçmiş erkek ve kadın üçgenler biçiminde yaşamı simgelediğini belirtmiştir. Örgüt 1630'da Malineler Konseyi tarafından sihirbazlık ve dinsel sapkınlık suçlamasıyla kapatıldı. Majestik 12 Örgütü ve Uzay Saplantısı. ABD Başkanı Harry Truman tarafından 1947 yılında bilim adamları, askerler ve devlet yetkililerinden oluşturulan 12 üyelik bir gizli örgüttür. ABD Başkanı Harry Truman tarafından 1947 yılında bilim adamları, askerler ve devlet yetkililerinden oluşan 12 üyeli bir gizli örgüttür. Amaçları Roswell olaylarını ve görüldüğü söylenen uçan daireleri, UFO'ları araştırmaktı. Majestic 12 örgütü FBI birimi ile çok gizli olarak yürütülen çalışmalarda Dallas eyaletinde ortaya çıkan UFO'ları ve daha başka yerlerde gerçektir olarak belgelenen uzaylı olaylarını ABD Başkanı'na rapor olarak sunmuşlardır. Bu belgeler 1982 yılına kadar halktan gizlenmiştir. Tapınak Şövalyeleri Haçlı Kalıntısı Fransız Hugh de Payen tarafından 1119'da Kudüs'te Hristiyan hacıları korumak için 9 şövalyeden oluşan bir grup kuruldu. Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak 1129 yılında tanınan tarikat kısa sürede güçlendi. En güçlü zamanlarında askeri varlıkları 20 bini bulmuştur. Fakat bunların sadece yüzde onu tarikate bağlı şövalyelerdir. Tarikatın ömrü neredeyse Haçlı seferleriyle eş. Papa, Fransa Kralı 4. Filip'in baskısıyla tarikatı aforoz etti ve Tarikat üyeleri tutuklanarak işkence altında kabule zorlandıkları suçlamalardan dolayı idam edildiler. Bilderberg grubundan özel toplantılar İlk kurucuları arasında Hollanda Prensi Bernard ve Polonyalı Sosyolog Dr. Josef Hieronym Rettinger var. Kurucular arasında bulunan Prens Bernard ise, 1976 yılına kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere Lockheed şirketinin askeri silah satışı ile ilişkin rüşvet skandalına adı karışana kadar komite başkanı olarak görevine aralıksız devam etti. Bilderberg toplantıları dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası, basın yayın ve akademi çevrelerinin önde gelen uzmanlarının bir araya gelmesiyle yapılan yaklaşık 120-150 kişinin katıldığı yıllık özel toplantılardır. Bilderberg birçok kaynakta dünyanın efendileri şeklinde tanımlanan çok uluslu bir hükümet gibidir. Bu gizli örgütün dünyanın para akışını kontrol ettiği söylenmektedir.